Seni seksi buluyorlar mı? Şöyle. Seni böyle yap. Ben her yerde ağlayabiliyorum buradan seni. Çok istiyorum. Yani bir buluşma günü yapalım istiyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Birbirinden özel konuklarımızla karşınızda olmaya devam ediyoruz ve karşımda çok özel bir konuğum Tuğçe Haşimoğlu var. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim valla. Seni görünce daha iyi oldum. İlk önce seni tabii ki de tanıyanlar var ama kısaca kendini bir tanıtır mısın? Müzik yaşantımdan bahsedeyim öncelikle. Liseyi Edirne Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Ondan sonra müzik öğretmenliğini Muğla Üniversitesi'nde bitirdim. Yani bu işin eğitimini alarak başladım. Geliyor yorumlar işte herkes sanatçı oldu, herkes şarkıcı oldu falan diyorlar. Ama ben bu işin eğitimini aldım. Peki YouTube serüveni nasıl? Ben müzik serüveni demeyeyim. İlk müziğe YouTube'la mı başladın yoksa albüm çıkarayım sonra mı YouTube'a kaydın? Ya aslında şöyle oldu. Biz çok seneler önce yani YouTube ilk çıktığında da video atıyorduk YouTube'a. Ama farkında değildik bu kadar büyük bir platform olacağını. Ondan sonra tabii atmayı kestik yani. Yıl kaç? 2009 falan. 2009. Aynen. O bayağı önce yapmışsın. Ama şu an hepsini kaldırdık. Hani böyle çok amatör şeylerimizi falan da atıyorduk. 2009'da var mıydı acaba YouTube? Ben onu vardı. Vardı. Yani İlk zamanlarıydı. 2009'da ben mezun olduğumda üniversiteden Facebook falan çok meşhurdu. Instagram zaten yoktu. Yani ben 2012-2013 hatırlıyorum YouTube'u nedense. Belki benim hayatım öyle girdi olabilir. Olabilir, aynen. O zaten bizim dediğimiz zamanlar bu kadar insanlar talep etmiyordu. Yani çok fazla ilgi göstermiyorlardı. Müzik yapıp mı atıyordun YouTube'a? Evet, yani aslında böyle Murat aranje yapıyordu yine ufak tefek aranjeler. Ondan sonra gitarla çalıp söylüyorduk. Öyle videolar atıyorduk ama dediğim gibi hani çok tek tük, nadir böyle yılda bir tane falan şeklinde. Peki hangi, şimdi bütün parçalar senin için önemlidir, bütün çalışmalar senin için güzeldir ama hangi parçayla daha çok kitleye ulaştım diyorsun? Unut Beni Ayay. Peki bakıyorum çoğu şarkında klip, hatta klipsiz şarkın var mı neredeyse? Yani çok klibim var. Yani hepsine çekecek gücü bulmuşsun kendine yani. Ya şöyle, biz coverlarımıza da video çekiyoruz. Hani bunlar böyle çok profesyonel videolar olmuyor çoğu zaman. Kendi imkanlarımızla işte elimizdeki. Ama çok amatör de değil. Yani tamam ben de dikkat ediyorum televizyoncu olarak çok profesyonel ama çok amatör de güzel yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani videolandırmaya çalışıyoruz. Çünkü insanların ya bir fotoğrafla koyduğunuz şarkıdaki etkileşimiyle video aynı olmuyor. O yüzden hepsini kliplendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince ama klipsiz şarkılarım da var. Peki sorun var sana. Seni seksi tabii buluyorlar mı? Veya şöyle. Seni seksi buluyorlar aslında da sen kendini seksi buluyor musun? Yani bulmuyorum. Güzel buluyor musun? Buluyordum önce ben. Bilmiyorum yani böyle son zamanlarda sürekli böyle ya aslında bakarsanız sosyal medyanın bir kötü tarafı da bu. Hani herkesin burunlar gerçekten çok güzel. Herkes işte dudaklarını yaptırıyor falan. Böyle olunca insan kendinde sürekli bir eksik mi arıyor acaba diye düşünüyorum. Yani aynanın karşısına geçip ben de mi yaptırsam falan diye bir düşünme oluyor. Ama yani kendimle barışık bir insanım. Herhangi bir şey yaptırmayı şu an düşünmedim ama yani ya ben eskiden şey düşünürdüm mesela gerçekten güzel kadın hep aynıdır, güzeldir, burnu ağzı güzel ama bazen bakıyorum birine yani güzel değil ama çok çekici veya bana çok güzel geliyor, yanına getir başka birini, adrenalin limayı, ama o bana daha çekici geliyor mesela. Doğru, ben doğru, kesinlikle göreceli, tabii göreceli bir kavram. Ama sen kendini güzel buluyor musun? Ya tartışıyorum. Ya bunu insanı kendi kendine söylemesi de bilmiyorum. Hayır, nasıl? Kendi beğeniyorum diyebilirsin ama yok yani ileride çok yerimi yaptıracağım. Yaptırmayı planladığım şeyler var ama bilmiyorum, bakalım. Sosyal medya birazcık sancılı bir tarafı var. Hı hı. Bazı yorumların seni üzdüğü zamanlar oluyor mu? Tabii ki. Olmaz olur mu? Yoksa artık daha çok iyi piştim, hiç takmıyorum. Kesinlikle hani bunu takmıyorum işte diyen yalan söylüyordur. Herkes takar kötü yorumları. Ama şöyle bir şey var. Ben artık okumamaya çalışıyorum. Yani çünkü gerçekten takılıyorum. Bazen neden hani insan tanımadığı birinden bu kadar nefret eder? Ya biri şey yazmış. Keşke ölsen. Yani ne yaptım ki ben sana? Sadece orada şarkı söylüyorum. Sana yapmış olduğum hiçbir şey yok. Ve bununla nasıl
ölmemi isteyebilirsin diye insanın aklı almıyor. Mesela sen, sana ne yedirdiler? Seni kim yetiştirdi? Sen hangi kafadasın mesela? Evet, ben algılayamıyorum yani. O nasıl bir nefret? Evet. Yani nasıl yaşayabiliyorsun? Kendine de nefret ediyorsun. Nasıl kendini yaşatmışsın bu zamana kadar diye sorabilirim. Beğenmiyorsan dinlemezsin. Yani, hiç takmıyorum. Ki. Ben hiç takmıyorum, açık konuşayım. İstediğini söyleyebilirim. Vın gelir tırıs gider, açık konuşayım. Güzel. Bunu söyleyebilmek güzel. Ben de umuyorum böyle bir şey. Öyle um, çünkü yani zaten eğer seni %100 herkes seviyorsa anormal. Peki bir küçük bir şeyler söyleyebilir misin Can'la? Tabii söyleyeyim. Unut beni söyleyeyim. Aynen. O patlamış. İlk onu bir yandan söyletirim ileride. Unut beni ay 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 ay. 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 Hani ölene dek yanımdaydın. Şimdi yarım kaldım. Sana kandım. Tam bir aptaldım. Seviyorsun sandım. Sana nasıl yandım. Yalanlarla dolmuş taşmış seninle hayatım. Müthiş. Teşekkür ederim. Arkadan videonun daha çok alkış sesi. Bir de senin bir bu 2016'daki ayrılık şarkın çok farklı bir tarz aslında. Evet, çok farklı. Yani senin slow'a da gidiyor, pop müziğine de gidiyor, rap'e de böyle gidiyor. Rap'e çok fazla ilgim var. Aynen. Rap'e vardı da niye 2016'da mesela rap olmadı da bu tarz pop yapmış? Senin şeye de gider yani, söyleyeyim. Hani arabesk pop, özgün müzikler var, onlara da gidiyor sesin. Ya ben elimden geldiğince böyle her tarzı kendi yorumumla söylemeye çalışıyorum. Yani bilmiyorum, rap'i de çok seviyorum, türküleri de çok seviyorum, pop müziği seviyorum, reggae çok seviyorum. Yani o yüzden YouTube kanalıma baktığınızda böyle her telden şarkı var. Hatta Murat'la bunu konuşuyoruz, diyoruz ki ya hani insanlar acaba bir şey yaşıyor mudur ya, bu kızın tarzı ne? Onu da söylüyor, bunu da söylüyor. Ama bu çeşitlilik iyi bence, ben seviyorum yani tek türde ilerlemek yerine bu çeşitliliği korumaktan yanayım. Görmek Peki, lazım. Peki müzik dışında neler yapıyorsun? Hobilerin neler? Arkadaş çevren çok mudur? Az mıdır? Ya arkadaş çevrem benim böyle çok sayılı, çok samimi dostlarım var. Herkesle aram iyidir. Yani insanlarla aram iyi, iletişimim iyi ama böyle çok sayılı dostlarım var. Onlarla vakit geçirmekten hoşlanıyorum. Müzikten aslına bakarsanız yani sahne hayatımız var. Konserlere gidiyoruz. O yüzden böyle çok fazla yapabildiğim bir şey yok. Dans kursuna gitmek istiyorum ama işte sürekli bir erteleme vardır ya insan hayatında. Sana yakışır ama bence git, ihmal etme. Kesinlikle gideceğim. Yani bu yıl olacak diye düşünüyorum. Bir de dansa gittin mi onu da devamlı yapman lazım. Tabii ki, tabii hem ki. Hem vücudun alışsın hem şeyleri, evet, hareketleri evet, ezbere evet yapabilmen için. Peki mesela nasıl diyeyim sana? Hayalim var. Yani müzikle ilgili projem değil ama bir hayalim var benim ve onu gerçekleştirmek çok isterim. Dediğin ne var? Ya aslına bakarsanız bu yıl hayallerimin çoğuna ulaşıyor gibiyim. Yani benim küçükken hayalim işte çok büyük kalabalıklarla birlikte şarkı söyleyebilmekte. Ya onu bu sene gerçekleştirdim. Tabii ki daha da yükselmek, tüm Türkiye'nin tanıdığı, bildiği, sevdiği bir şarkıcı olmak isterim. Derim tabii nerelerde ki. Nerelerde çıkıyorsun, sahne alıyorsun ve yakın zamanda nerelerde var? Valla her yere gidiyoruz. Hı-hı. İşte değişiyor. Şu an yakın zamanda galiba tam bir yurt dışı menajerimiz bir yurt dışı turnesi planlıyor. Bakalım, henüz netleşmiş tarihler yok ama netleşince peki zaten. Peki böyle hani senin takipte olan çok yakın hayranların vardır. Onlarla böyle buluşma görüşme şeylerin oluyor mu senin de? Ya aslına bakarsanız bunu çok istiyorum. Yani bir buluşma günü yapalım istiyorum. Henüz buna girmedik. Sadece işte konserlerim olduğunda, AVM özellikle konserlerinde falan hani bir araya gelebiliyoruz. Bir de ben sürekli Instagram'da çok onlarla yorumlaşıyorum işte, sürekli mesajlarına karşılık veriyorum. Oradan bir etkileşimimiz var onlarla. Gelelim içsel duygularına. Ne burcusun? Koç. Koç. Duygusal mıdır koç? Çok duygusalım. Hemen şuradadır benim yaşlar. Hemen ağlarım. Hemen yani. Kesinlikle. Peki hani çok basit şeylere de ağlar mısın? Ne olduğuna bağlı. Çok duygusal. Yani basit ama böyle duygusal bir şeyse ağlarım. Anladım. Haberleri mesela falan gerçekten izleyemiyorum. Yani o Twitter'da özellikle mesela böyle önümüze çıkan videolar oluyor. İşte evet, evet, evet. Kadına şiddet, hayvanlara. Yani ben izleyemiyorum. İzleyince böyle aylarca, yemin ediyorum aylarca etkisinden çıkamıyorum. Çok çok etkileniyorum. Peki üzüldüğün anlarda neler yaparsın? Yani böyle bir odana mı çekilir? Ağlar. Tek mi ağlarsın yoksa? Yok, benim için tek ağlamanın bir şeyi yok yani. Ben her yerde ağlayabilirim potansiyeli sahip.
İyi, o zaman çok zorlamayayım. Bir yani ağlayayım. Anladım. Yani daha olarak aslında çok güzel bir şey biliyor musun? Bende de mesela öyle bir huy var. Ağlayamama gibi bir huy var. Ben de ister yani Allah ağlatmasın. Ağlatmasın tabii. Mutlu etsin. Aynen ama böyle hani şey zorlanırım. Yani öyle kolay kolay çok başım ağrır falan. Acaba şey mi? Hani böyle erkek olduğunuz için böyle bir bastırıyor musunuz? Olabilir. Duyguları. Bastırma bence var kesinlikle de. Ama neden bahsedeyim bilmiyorum. Utanma halbuki ağla gitsin yani. Yani ne var bunda? Daha çok benim suratım çabuk düşer. Çok gülen biri olduğu için derler niye suratın düşüyor? Bir tek oradan. Anlaşılıyor değil mi hemen mimiklerden? Aynen. Bir şarkı da alalım. İstiyorsunuz. Evet. Neyi söyleyeyim bilemedim şu an. Böyle yaptım. Hadi bedavaya şimdi dinliyorsun beni canlı canlı. Asla asla asla. ne söyleyeyim? Valla istediğini söyle. Yani hangi birini diyeceğim ama ben de hani hepsini beğendim. Geçmedi kalbim yine senden. Geceleri düşmanım ezelden. Tutunacak dalım kalmadı. Gel kurtar beni bu yerden. Bir daha söyle. Çok kısa. Kısa kısa ben. Geçmedi kalbim yine senden. Geceleri düşmanım ezelden. Tutunacak dalım kalmadı. Gel kurtar beni bu yerden. Çok güzel. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Bunu duyunca bir şey sormak istedim. Hiç pişmanlığın var mı? Pişmanlığım. Müzikle alakalı mı? Müzik veya işte çevrende hepimizin vardır. Benim var mesela. Ne mesela sen? Sen söyle. Sen programı yapayım ondan sonra. Gerçekten bir spoiler alayım. Ya şöyle pişmanlıklarım elbette vardır. Yani hatalarım. Ama ilkinde neden yaptım, yapmasaydım falan ama soruyu baktım. Kimden duymuştum? Çocuk bile sobaya dokundu mu eli yanar bir daha dokunmaz. Hı hı. Tecrübe hepsi tecrübe. Bizim yani için. Yani bizim için tecrübe. Tabii hiç kimse ki. İsteyerek yapmaz ama hata dedik yaptık. Olabiliyor yani. Benim için... Yok yani keşke şunu yapmasaydım dediğim bir şey yok. Şükür. Çok güzel bir şey. Evet bence de düşünüyorum ve gelmiyor aklıma ama demek ki. Çok güzel bir şey bak senin için. Evet mutlu oldum şu an. Aydınlanma yaşadım. Son olarak seni sevenlere ve seni şu anda yeni tanımış olanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Ya ben öyle bilmiyorum kameradan nasıl gözüktüğümü gerçekten farkında değilim. Çoğu şey diyor işte biraz... Hani itici hareketlerim var falan diyorlar. Aslında beni tanısanız seversiniz. Çok önyargılı olmayın. Ama sevenlerime şunu söylüyorum. Beni her daim destekledikleri için, sürekli arkamda oldukları için, hangi şarkıyı çıkartırsam çıkartayım yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi gerçekten. Ben böyle dediğim gibi sabaha kadar konuşabilirim. Çok sağ ol, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı evet. Eminim ki çok beğendiniz bu videoyu. Ve diğer programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Gözlerime bak ve son kez dinle. Geçmişi unutmanı istiyorum. Unut beni ay 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 ay. Unut beni ay.